Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Almanca A1 intensif, yani yoğun Almanca A1 ders videolarıyla devam ediyoruz. Bu dersimizde arkadaşlar akusatif konusunu ayrıntılı şekilde inceliyor olacağız. Dilerseniz dersimiz başlasın. Akusatif deyince ne anlamalıyız? Akusatif arkadaşlar, kısaca söyleyecek olursak, ismin iyi hali demek. İsmin iyi halinde belli başlı fiiller var ki bunlar haben, suchen, finden ve essen ve buna benzer diğer başka fiiller. Şimdi haben'e baktığımızda arkadaşlar sahip olmak demek, ancak güzel Türkçemizde sahip olmayı ismin iyi haliyle bir araya tutmayız. Neden? Çünkü kitabım var derken burada ismin iyi halini kullanmayız. Ancak Almanca'da bunu mutlaka kullanıyor olmamız gerekiyor. Yani akuzatif ile birlikte görüyor olmamız gerekiyor. Suchen'e baktığımızda arkadaşlar, suchen de aramak demek. Finden bu da bulmak anlamında. Essen de yemek yemek anlamında arkadaşlar. Demek ki bu ve buna benzer fiiller akusatifliği gerektiren fiillermiş. Akusatife baktığımızda arkadaşlar, güzel Türkçemizde ne yapıyoruz? Sondan eklemeli bir şekilde giderken Almanca'da artikeller olduğundan dolayı artikeller dönüşme uğruyor. Ya da buradaki durumda sadece der artikeli dönüşme uğruyor. Diğerleri yalın halde kalıyor. Dilerseniz buraya baktığımızda arkadaşlar ne olmuş? Der, evet maviyle gösteriyorduk değil mi? Die, kırmızıyla gösteriyorduk. Das'ı da gene yeşille göstermiş oluyorduk. Çünkü maskülen der, die feminen. Das da neutrum, yani nötr için geçerliydi. Şimdi buradaki dönüşüm çok çok basit. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Der, die'ne dönüşmüş ve ismin i haline almış. Die ve das da aynı şekilde kaldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ben cümlenin içerisinde artikeli eğer koyuyorsam bu bir belirti anlamına gelmiş olur. Yani ben belli başlı bir nesneden bahsediyorsam, o kitap diyorsam mutlaka das Buch demiş oluyorum. Ancak buraya baktığımızda arkadaşlar, burada bu sefer bir adet anlamına gelmiş oluyor. Burada der söz gelimi ne olsun? Buradaki örneklerle zaten bunu pekiştiriyor olacağız. Söz gelimi der Bleistift diyecek olursak, bir kalem diyeceğim, bir kurşun kalem diyeceğim. Ein Bleistift diyeceğim. Ancak söz gelimi ben bir kalemi buldum diyecek olursam, bakın buradaki der, den'e dönüştüğünde burada da ein ne olmuş? Einen şeklini almış. Dolayısıyla der, den'e ein, yani derdeki ein bu sefer einen'e dönüşmüş oluyor. Hangi durumlarda? İsmin iyi haline, yani akuzatifi gerektiren durumlarda. Die'ye baktığımızda arkadaşlar, bir adet diyecek olursam eine, evet burada dönüşüm yoktu. Dolayısıyla burada da olmayacak. Eine şeklini alması gerekiyor. Yani o şekilde kalması gerekiyor. Das'a baktığımızda arkadaşlar, das da gene das şeklinde kalıyor. Herhangi bir dönüşüme uğramıyor. Bir adet diyecek olursam gene ein ve ismin iyi hali, yani akusatiflikte gene ein haline korumuş oluyor. Dilerseniz bunları örneklerle pekiştirelim. Şimdi ilk örneğe bakacak olursak arkadaşlar, hast du mikrowelle demiş. Die mikrowelle arkadaşlar mikrodalga demek. Demek ki mikrodalga neymiş? Die mikrowelle, evet fırın değil mi? Elektronik fırın değil mi? Hızlıca yemeklerin ya da işte ne diyebiliriz, hızlı bir şekilde ısıtmak istediğimiz maddeler, yiyecekler olduğunda değil mi, bunu koyuyoruz ve anında ısınmış oluyor. Dolayısıyla die Mikrowelle neymiş? Mikrodalga demekmiş. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar haben fiilini görüyoruz. Demek ki cümlenin içerisinde az önce söylediğim gibi haben varsa bu neyi gerektiriyor? İsmin iyi halini gerektiriyor. Haben neydi? Sahip olmak demekti. Şimdi diyeceğim ki senin mikrodalgan var mı? Evet. Şimdi senin mikrodalgan var mı derken ne yapıyorum? Bir genelleme yapmış oluyorum. Dolayısıyla senin bir tane mikrodalgan var mı? Evet, buna denk düşüyor. Tabi güzel Türkçemizde böyle demeyiz. Ne deriz? Az önce söylediğim gibi senin mikrodalgan var mı? Ancak burada bir adeti mutlaka vermem gerektiği için burada die demiyorum. Çünkü burada belirti yapmış olurum değil mi? Ne demiş olurum? Senin mikrodalga sende var mı dediğimde
buraya D'yi getireceğim. Ancak burada bir genelleme yaptığımdan dolayı ne yapıyor olacağım arkadaşlar? Aynayı kullanmam gerekiyor. Peki akusatifte ayna ne oluyor? Değişmiyor. Aynı şekilde kalıyor. Dolayısıyla hast du eine Mikrowelle demem gerekiyor, değil mi? Senin mikrodalgan var mı derken demek ki hast du eine Mikrowelle demem gerekiyor. Evet, benim bir mikrodalgam var diyecek olursam ne diyeceğim? Gene aynı şekilde bunu buraya yerleştireceğim. Çünkü Mikrowelle'nin artikeli die. Dolayısıyla ne oluyor? Eine oluyor. Akusatifle dönüşüm var mı? Hayır. Dolayısıyla eine şeklinde kalmış oluyor. Ve ben ne diyeceğim? Evet, benim bir mikrodalgam var derken ya ich habe eine Mikrowelle diyeceğim. Demek ki sen bir mikrodalgan var mı? Hast du eine Mikrowelle? Evet, benim bir mikrodalgam var. Ya ich habe eine Mikrowelle demiş olacağım. Peki ben olumsuzluk yaptığımda durum ne oluyor? Aslında pek değişen bir şey yok. Sadece ufak bir fark arkadaşlar. Ben bir şeyi olumsulamak istediğimde cümlenin içerisinde ne yapıyorum? Bir eylemi olumsuladığımda nicht'i getiriyorum, öyle değil mi? Ancak burada ein, eine varsa çok kolay bir şey var. Yapmam gereken. Şöyle ki olumsulamak istediğimde ben buraya bir K harfi koyduğumda keinen, keine ya da kein dediğimde demek ki ne yapmış oluyorum? Olumsulamış oluyorum. Durum burada da gene aynı. Çünkü niye? Hayırla başlıyor. Hayır, benim bir mikrodalgam yok derken tıpkı güzel Türkçemizde de öyle. Hayırla başlıyorum, olumsuzluğum. Burada da dolayısıyla cümlenin içerisinde de olumsuzluk olacak, değil mi? Hayır, benim bir mikrodalgam yok diyeceğim. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? Keine. Ne diyeceğim o zaman? Nein, ich habe keine Mikrowelle diyeceğim. Demek ki ben olumlu ya da olumlu bir soru sorduğumda ne yapacakmışım? Hast du eine Mikrowelle? Senin bir mikrodalgan var mı? Evet, benim bir mikrodalgam var. Ya, ich habe eine Mikrowelle diyeceğim. Hayır, benim mikrodalgam yok derken aynısını buraya yerleştireceğim tek bir farkla. O da neymiş arkadaşlar? K harfini getireceğim ve diyeceğim ki Nein, ich habe keine Mikrowelle. Evet, sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Hat Mia, auto demiş. Mia bir kadın ismi arkadaşlar. Şimdi buna baktığımızda Mia'nın bir arabası var mı? Değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Bir arabası var mı derken das'a baktığımızda ne olacakmış arkadaşlar? Ein olacak. Ve ben ne diyeceğim? Hat Mia ein Auto diyeceğim. Peki ben şunu sormak isteseydim. Belli başlı bir araba var. Belli başlı bir marka bir araba var. Ne olabilir bu? Söz gelimi o ailenin arabası olabilir. Ve tek bir arabası var. Öyle değil mi? Şimdi diyeceğim ki ben ya bu araba nerede? Araba yok. Acaba araba Mia'da mı? Bakın burada belli bir arabadan bahsettiğimden dolayı ne olurdu o zaman? Ein demezdik de ne derdik? Das derdik. Dolayısıyla ne olurdu soru? Hat Mia das Auto? Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Mia'da mı araba? Belli bir arabadan bahsediyorum. Mia'da mı bizim arabamız? Gibi düşünülebilir. O zaman ne olacak? Hat Mia ein Auto olacak bu durumda. Çünkü ne diyeceğim? Bir arabası var mı? Ama az önce dediğim gibi o araba Mia'da mı? O zaman ne olurdu? Hat Mia das Auto derdik. Ama biz bu örnekle devam edelim isterseniz. Mia'da bir araba var mı? Yani bir genelleme yapmış oluyorum, değil mi? Diyorum ki Mia otobüsü mü kullanıyor yoksa arabası var mı? Değil mi? Bir genelleme yaptığımda genellemede o zaman ne olacak? Ein gelecek ve hat Mia ein Auto diye soracağım. Evet, Mia'nın bir arabası var derken ne diyeceğim o zaman? Ne olacak arkadaşlar? Gene ein şeklini koruyacak. Ne diyeceğim? Ya bakın burada Mia bir kadın olduğu için ben tekrar Mia dememe gerek kalmadan ne derim kadınlarda? Sie kullanabilirim. Öyle değil mi? Dolayısıyla ya sie hat ein Auto diyeceğim. Değil mi? Demek ki Mia'nın bir arabası var mı sorusunu incelediğimizde hat Mia ein Auto diye soruyorum.
Evet, onun bir arabası var derken ya sie hat ein Auto cevabını veriyorum. Peki olumsuz cevap verecek olsaydım, evet bakıyoruz das'a ne oluyormuş, demek ki ismin i halinde dönüşüme uğramıyormuş. Ein'da da ne oluyor? Gene ein şeklini koruyor ancak olumsuzlayacağından dolayı tıpkı burada olduğu gibi ne olacak? K harfi girecek ve ne diyeceğim? Onun arabası yok. Hayır, onun arabası yok. Ne diyeceğim? Nein, sie hat kein Auto diyeceğim. Evet, dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Hast du eine Mikrowelle? Hast du eine Mikrowelle? Ja, ich habe eine Mikrowelle. Ja, ich habe eine Mikrowelle. Nein, ich habe keine Mikrowelle. Nein, ich habe keine Mikrowelle. Hat Mia ein Auto? Hat Mia ein Auto? Ja, sie hat ein Auto. Ja, sie hat ein Auto. Nein, sie hat kein Auto. Nein, sie hat kein Auto. Bir sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Evet, ne diyor soru cümlemiz? Trinkt Julia Kaffee? Evet, trinken içmek demek. Julia bu bir kadın ismi. Der Kaffee bu da kahve demek arkadaşlar. Şimdi ben sorumda ne diyorum? Julia kahve içiyor mu? Ancak güzel Türkçemizden belki biraz farklı olabilir ama trinken ismin iyi halini gerektiriyor. Yani kahveyi içiyor mu diye sormuş oluyorum Almanca'da. Ancak sanki Türkçe'de de öyle değil mi? Çünkü bazı hallerde ben bir şeyi belli başlı bir kahveden bahsediyorsam o kahveyi içiyor mu? Hani belli başlı bir kahveden bahsediyorum. O zaman ne yapıyorum? Artikeli mutlaka koymam gerekiyor. Ki bu durumda der kahvesi değil mi? Yerine geçiyor der kahveyi. Ne olacak? Der din'e dönüşecek. O halde ne olacak arkadaşlar? Trinkt Julia den Kaffee? O kahveyi içiyor mu? Söz gelimi benim getirmiş olduğum bir kahve var. Onu içiyor mu? Dediğimde den Kaffee diyeceğim. Ancak ben bir kahve, bir genelleme yaptığımda Trinkt Julia bir kahve içiyor mu? Yani herhangi bir kahve olabilir ama bir tane kahve içiyor mu gibi düşünmeliyiz güzel Türkçemizde. Tabii birebir öyle demeyiz. Çünkü ne yaparız? Kahve içer mi, içiyor mu deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da güzel Türkçemizden farklı olarak mutlaka burada ya artikeli koymam gerekiyor ya da belirtisiz olan aynı yerleştirmem gerekiyor. Bu durumda der Kaffee ne olacak arkadaşlar? Neye dönüşecek? Der, din'e dönüşecek, öyle değil mi? Ein, dolayısıyla ne olacak der'den dolayı? Einen olacak. Ve ne diyeceğim? Trinkt Julia einen Kaffee? Julia bir kahve içiyor mu? Gibi sormuş oluyorum. Evet, o bir kahve içiyor diyeceğim. Julia bu bir kadın olduğu için arkadaşlar ne olacak? Sie olacak. Dolayısıyla gene einen yerleştirmem gerekecek. Ne diyeceğim? Ja, sie trinkt einen Kaffee diyeceğim. Neden? Çünkü der demek ki d'ne dönüşmüş oluyor. Bir adet di gibi düşünecek olduğumuzda einen demem gerekiyor. Ve ne diyeceğim? Burayı toparladığımızda Julia bir kahve içiyor mu? Trinkt Julia einen Kaffee? Evet, bir kahve içiyor derken ja, sie trinkt einen Kaffee diye cevap vereceğim. Peki olumsuzluk yapmak istediğimde durum ne olacak? Gene gayet basit. Ne olacak arkadaşlar? Gene mavi olan tarafa bakıyorum. Çünkü mavi neydi? Der artikelini sembolize ediyordu. Değil mi? Ne olacak? Einen olumsuz yaptığımda keinen olacak. Dolayısıyla zaten cümlemiz hayırla başlıyor. Nein, sie trinkt. Ne diyeceğim? Einen yerine keinen, öyle değil mi? Hayır, kahve içmiyor. Bir genelleme yapmış oluyoruz. Ve ne oluyor? Nein, sie trinkt keinen Kaffee. Hayır, kahve içmiyor demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Suchst du Glas demiş. Glas arkadaşlar ne olabilir? Cam olabilir. Ancak bardak anlamına da gelebiliyor. Demek ki cam ya da bardak das Glas demekmiş.
Şimdi suchen'i görüyoruz. Evet, suchen neydi? Aramak demekti. Bakın az önce de söyledik. Suchen aramak. Dolayısıyla bir şeyi aramak değil mi? Güzel Türkçemizde de ismin i halini kullanırız. Dolayısıyla burada da gene ismin i hali olması gerekiyor. Das Glas, bakıyoruz arkadaşlar. Das ne oluyormuş? Gene das şeklinde kalıyormuş. Peki bir adet dediğimde ne olacak? Ein. Onu olumsuz yaparken ne olacak? Kein şeklinde yorumlanacak. Dolayısıyla ben ne diyorum? Söz gelimi kendinize bir toplantıda gibi farz edin. Ve ne diyorum birisine ya da birisi bize ne diyor? Bir bardak mı arıyorsun? Değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Suchst du bir adet bardak mı arıyorsun? Bir bardak mı arıyorsun? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Ein diyeceğiz. Dolayısıyla suchst du ein Glas? Bir bardak mı arıyorsun? Peki belli başlı bir bardak olmuş olsaydı o bardağı mı arıyorsun? Dediğimde o zaman ne olurdu arkadaşlar? Das artikelini getirecektim. Yani ben belirtili bir durum varsa, belli başlı bir nesneyi kastediyorsam mutlaka artikelini getireceğim. Ancak bir adet dediğimde de eine yapısını kullanmam gerekiyor. Şimdi bu örnekte bir bardak mı arıyorsun derken suchst du ein Glas? Evet, bir bardak arıyorum. Ja, ich suche. Ne olacak arkadaşlar? Olumlu bir durum olduğundan dolayı ein Glas olacak. Öyle değil mi? Peki hayır, bardak aramıyorum diyeceğim. Aslında evet, das ne olmuş? Ein, kein. Evet, kein aslında yok gibi de düşünülebilir. Dolayısıyla ne olacak burası arkadaşlar? Hayır, bardak aramıyorum diyeceğim. Nein, ich suche kein Glas diyeceğim. Demek ki burayı toparladığımızda sen bir bardak arıyor musun? Suchst du ein Glas? Sorusunu soruyorum. Evet, ben bir bardak arıyorum. Ja, ich suche ein Glas. Hayır, bardak aramıyorum dediğimde de nein, ich suche kein Glas demem gerekiyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Trinkt Julia einen Kaffee? Trinkt Julia einen Kaffee? Ja, sie trinkt einen Kaffee. Ja, sie trinkt einen Kaffee. Nein, sie trinkt keinen Kaffee. Nein, sie trinkt keinen Kaffee. Suchst du ein Glas? Suchst du ein Glas? Ja, ich suche ein Glas. Ja, ich suche ein Glas. Nein, ich suche kein Glas. Nein, ich suche kein Glas. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Ist Peter Hamburger? Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar düzensiz fiillerde görmüştük daha önceden bunu. Essen fiili demek ki çekimlendiğinde ist olarak çekimleniyordu. Değil mi? Bununla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka ilgili ders videosunu izlesinler. Demek ki Essen, Peter, şimdi bu bir erkek ismi, dolayısıyla üçüncü tekil. Ben bunu çekimlerken ne yapacağım? Üçüncü tekile göre ist olarak yorumlamam gerekiyor. Dolayısıyla Peter hamburger yiyor mu diye soruyorum. Ne olacak arkadaşlar? D'ye dönüşecek. Şimdi ben dersem ki belli başlı bir hamburgeri kastediyorsam ve diyorsam ki benim yapmış olduğum bir hamburger var. Ve diyorum ki benim yapmış olduğum o hamburgeri yiyor mu? O zaman ne olurdu arkadaşlar? Ist Peter den Hamburger? Çünkü belli başlı bir hamburgeri kastediyorum. Ancak diyorsam ki eğer bir hamburger yiyor mu? Bir genelleme. Dolayısıyla ist Peter ne olacak arkadaşlar? D'ye dönüşecek. Peki adet olarak ne olacak akusatifte? Einen. Dolayısıyla ist Peter ne diyeceğim? Einen Hamburger. Evet. Ne diyeceğim demek ki? Ist Peter einen Hamburger? Bir hamburgeri yiyor mu? Tabii güzel Türkçemizde öyle demeyiz. Ne deriz? Hamburger yer mi? Yiyor mu deriz, değil mi? Ancak Almanca'da az önce söylemiş olduğum gibi mutlaka bu artikelleri bestimmt ya da unbestimmt dediğimiz, bakın yukarıdakiler aslında bestimmt, aşağıdakiler de unbestimmt, yani belirsiz olanlar aşağıda, belirli olanlar da yukarıda olmuş oluyor. Şimdi ne yapmış oluyorum demek ki? Peter hamburger yer mi? Ist Peter einen Hamburger? Evet,
Hamburger yer diyeceğim. Ancak Almanca dinamiğinde düşündüğümüzde ne diyeceğiz? Aynen, yani bir adet diyeceğim, değil mi? Dolayısıyla ne diyeceğim? Ağzımdan da zaten çıktı. Ne diyeceğim? Ya er ist einen Hamburger demem gerekiyor. Bunu olumsuz yaptığımda ne diyeceğim? Az önce görmüş olduğumuz gibi K harfine getirdiğimde olumsuz olmuş olacak. Bu kadar kolay. Ne diyeceğim o zaman? Nein, er ist keinen Hamburger demem gerekiyor. Demek ki burayı toparlayacak olursak, Peter hamburger yer mi? Ist Peter einen Hamburger diye soruyorum. Evet diyeceğim. Ja, er ist einen Hamburger. Bakın, Peter erkek olduğu için bunu er olarak da başlatabilirim bu cümleyi. Peter da diyebilirdim. Ancak o diyeceğimizden dolayı er dememiz de gayet doğru olmuş olur. Ja, er ist einen Hamburger. Olumsuz yaptığımda nein, er ist keinen Hamburger. Hayır, o hamburger yemiyor. Şimdi 6'ya baktığımızda arkadaşlar, 6'da farklı bir soru cümlesi var. Çünkü V'li bir cümle var burada. Was? Arkadaşlar, cümlemiz eğer soru cümlesi, daha doğrusu V'li soruysa ne olur? Mutlaka cevabı ne şekilde olacak? Evet ya da hayırla asla ama asla olmaz. Çünkü ne, niçin, ne zaman, kim gibi Türkçedeki sorular da tıpkı evet ve hayırla cevaplanmadığından, buradaki de aynı mantıkta. Dolayısıyla V ile başlayan soru cümleleri asla ama asla ya ya da nein'la cevaplanmaz. Durum zaten burada da öyle. Was findet ihr gut? Evet, neyi iyi buldunuz? Bakın, finden neydi az önce söylediğim gibi? Akusatifliği gerektiriyordu. İyi neydi? İkinci çoğulda, değil mi? İki ve daha fazla insan için kullanılan siz neyi iyi buldunuz diyecek diyor bu soru. Söz gelimi bu. Bir teknoloji mağazasında olduğumuzu varsayalım. Baba ailesine diyor ki, neyi iyi buldunuz, değil mi? Neyi güzel buldunuz ya da iyi buldunuz bu durumda, değil mi? Birçok böyle bir video kamera, değil mi? Video kamera. Dolayısıyla neyi iyi buldunuz diyecek. Şimdi cevaba baktığımızda, bakın, finden her halükarda ismin iyi halini gerektiriyor. Ama bakın, burada dikkat edelim. Burada belli başlı bir video kameradan bahsediyoruz. O zaman ne olacak? Belirli bir durum var. Wir finden video kamera gut denildiğinde, bir defa die dönüşüme uğruyor mu akusatifte? Hayır. Aynı şekilde kalıyor. Peki ben bir tane video kamerayı güzel bulduk demeyiz, değil mi? Çünkü birçok kamera var. Dolayısıyla belli başlı bir tane olduğundan dolayı ne yapacağız? Yukarı bakacağız. Yani buraya bakmamız gerekiyor. Bu durumda die video kamera ne olacak arkadaşlar? Aynı şekilde kalacak. Die olarak kalacak. Ve bu sefer ne diyeceğim? Wir finden die video kamera gut. Yani belli başlı bir video kameraya ne yapmış oluyoruz? Onu göstermiş oluyoruz. Bu video kamerayı güzel buluyoruz demiş oluyoruz. Öyle değil mi? Ya da iyi bulmuş oluyoruz. Çünkü gut neydi? İyi demekti. Değil mi? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Ist Peter einen Hamburger? Ist Peter einen Hamburger? Ja, er ist einen Hamburger. Ja, er ist einen Hamburger. Nein, er ist keinen Hamburger. Nein, er ist keinen Hamburger. Was findet ihr gut? Was findet ihr gut? Wir finden die Videokamera gut. Wir finden die Videokamera gut. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Kauft Markus Eis? Evet, kaufen, bu da gene akusatiflik gerektiren bir fiil arkadaşlar. Kaufen, satın almak demek. Markus, bu bir erkek ismi arkadaşlar. Das Eis, bu da dondurma demek arkadaşlar. Das Eis, diğer anlamı da buz. Ancak buradaki anlamı, Markus dondurma alıyor mu? Şimdi burada
ben belli başlı bir dondurmadan bahsedecek olsaydım ne olurdu? Das'ı buraya koymam gerekirdi, yerleştirmem gerekirdi. Oysa ki ben bir genelleme yapıyorum. Dolayısıyla das yerine ne diyeceğim? Ein demem gerekiyor ve akusatiflikte de gene değişen bir şey yok. Ein şeklini koruyor. Dolayısıyla kauft Markus ne diyeceğim? Kauft Markus ein Eis. Evet, bir dondurma mı alıyor? Evet, bir dondurma alıyor derken bunu gene buraya taşıyacağım. Bu sefer ne olacak? Evet, o, değil mi? Markus, bu bir erkek olduğu için, değil mi? Erkek ismi olduğu için gene er şeklinde devam etmem gerekiyor. Ya er kauft ne diyeceğim? Ya er kauft ein Eis diyeceğim. Peki olumsuzluk yaptığımda ne olacak? Ein olumsuzlukta kein şeklini alacaktır. Dolayısıyla nein er kauft kein Eis diyeceğim. Bunu toparlayacak olursak, Markus bir dondurma alıyor mu? Tabii güzel Türkçemizde az önce de söylemiş olduğum gibi bir dondurma demeyiz de ne deriz? Dondurma alıyor mu? Dolayısıyla ne derim? Kauft Markus ein Glas. Ama o dondurmayı alıyor mu deseydik ne olurdu o zaman? Kauft Markus das Eis diye söylemem, sormam gerekirdi. Bunun cevabına baktığımızda demek ki evet o dondurma alıyor derken ya er kauft ein Eis. Hayır, dondurma almıyor diye soracak cevap verecek olursam olumsuzlukta ne olacak bu sefer? Nein er kauft kein Eis diye cevap vermem gerekecekti. Değil mi? Bir sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar Nehmen bakın bu da gene ismin i halini gerektiren yani akusatifi gerektiren bir fiil. Tabi buraya hepsini yazmadım o kadar çok ki arkadaşlar. Bunları zaten güzel Türkçemizle de paralel düşünebiliriz. Çünkü Türkçemizde var olan ismin i halini gerektiren fiiller Almanca'da da neyse ki var. Ancak haben bunu farklı tutmak gerekiyor. Çünkü haben sahip olmak demek. Dolayısıyla güzel Türkçe'de bu yok. Ancak Almanca'da akusatiflik var haben'le ilgili. Evet, Nehmen'e baktığımızda Nehmen de neydi? Almak demekti. Nehmen de arkadaşlar düzensiz bir fiil kapsamında incelenmesi gereken fiillerden. Nehmen demek ki neymiş? Almak demekmiş. İyi, az önce de söylemiştik. İki ve daha fazla insan için geçerli. İyi, siz bir şişe, bakın die Flasche şişe demek. Mineral Wasser, bu da arkadaşlar maden suyu, doğal maden suyu anlamına gelmiş oluyor. Bunu sodayla karıştırmamak lazım. Bu arada şöyle bir parantez de açmakta fayda var. Almanlar maden suyunu çok çok severek içer. Bizdeki su yani duru su onlarda da içiliyor. Ancak maden suyu bizdekine göre birazcık daha hafif ve sağlıklı maden suları tıpkı ülkemizde olduğu gibi. Dolayısıyla maden suyu yani siz su istediğinizde maden suyuyla geleceklerdir mutlaka. Onu mutlaka altını çizmek gerekiyor. Hani duru su isteyip istemediğinizi mutlaka mineral Wasser ya da su olsaydı Wasser diyecektik. Dolayısıyla das Wasser ancak maden suyu denilirken das mineral Wasser denmesi gerekiyor. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar siz bir şişe doğal maden suyu mu alıyorsunuz diyeceğiz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Genellikle şu karıştırılıyor. Ben artikeli flaşeye göre mi değerlendirmeliyim yoksa mineral Wasser'a göre mi? Arkadaşlar çok düz mantık düşünmemiz gerekiyor. Burada ben flaşeyi dikkate almam gerekiyor. Yani ein ya da eine ya da die ya da her neyse mutlaka bu ilgili ismi dikkate almam gerekiyor. Bu noktada yani gramer olarak baktığımızda, dil bilgisayar olarak baktığımızda buranın pek bir önemi yok. Önemli olan bu. Çünkü burada bir dönüşüm olacak. Dolayısıyla die Flasche iyi dikkate almam gerekiyor. Das Mineral Wasser bu şu an için bizim için önemli değil. Çünkü orada dönüşen bir şey yok. Ya da dönüşecek olan bir şey yok diyelim. Named ihr. Şimdi die Flasche'ye baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? Aynı şekilde kalıyor. Yani die şeklinde kalıyor. Aynı ve aynı. Olumsuzlukta da gene keine olmuş oluyor. Dolayısıyla named ihr
bir şişe doğal maden suyu alıyor musunuz diye sorduğumuzda ne diyeceğiz? Nehmt ihr eine Flasche Mineralwasser? Evet, bir şişe doğal maden suyu alıyoruz derken ne olacak bu? Gene eine şeklinde yorumlanacak. Ja, wir nehmen eine Flasche Mineralwasser. Burayı toparlayacak olursak demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Mutlaka baştaki ismi dikkate almam gerekiyor. Ama söz gelimi bu birleşik bir şey olmuş olsaydı, bir kelime olsaydı her halükarda bir bundan önceki şeyi dikkate almam gerekirdi. Yani der, die ya da das buna göre şekillenmesi gerekirdi. Demek ki evet, ben bir şişe doğal maden suyu alıyoruz diyecek olsaydık ne diyeceğiz? Ja, wir nehmen eine Flasche Mineralwasser. Hayır, biz bir şişe doğal maden suyu almıyoruz dediğimizde ne olacak bu sefer? Nein, wir nehmen, ne diyeceğim? Keine Flasche Mineralwasser demiş olacağım. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Kauft Markus ein Eis? Kauft Markus ein Eis? Ja, kauft ein Eis. Ja, kauft ein Eis. Nein, kauft kein Eis. Nein, kauft kein Eis. Nehmt ihr eine Flasche Mineralwasser? Nehmt ihr eine Flasche Mineralwasser? Ja, wir nehmen eine Flasche Mineralwasser. Ja, wir nehmen eine Flasche Mineralwasser. Nein, wir nehmen keine Flasche Mineralwasser. Nein, wir nehmen keine Flasche Mineralwasser. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde akuzatifi görmüş olduk. Dersimizin sonuna geldik ancak akuzatif konusu burada bitmedi arkadaşlar. Daha farklı formlarda akuzatifi inceliyor olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.